Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya deneme 1 2 3 serimize devam ediyoruz. 15.'si ile birlikteyiz. Biliyorsunuz bunlar TG'ler. Onu başta da hatırlatmıştım. Açıklamalar kısmında da var. Evet, KPSS Coğrafya kısmında arkadaşlar artık sona geliyoruz. Artık sınavınız da yaklaşıyor. Tabi bu anlamda size daha fazla katkı sağlamaya çalışıyoruz. Birinci sorumuzda imalat sanayisinin ihracatta ilk sırada yer aldığı ülkemizde aşağıda verilen dış ticaret ürünlerinden hangisinde dışa bağımlılık fazladır? Özellikle arkadaşlar biz motorlu kara taşıtlarını satıyoruz. Tabii hem de alımda da var. Tabii ilk 5'te değil 2019 verilerine göre alımda ama ihracatta ilk sırada geliyor. Bunun yanında en çok sattığımız madenimiz mermer. Beyaz eşya kısmında yine önemli markalarımız var, onları satıyoruz. Çimento satıyoruz, seramik satıyoruz. Hazır giyimde özellikle tekstil kısmında satış söz konusu. Ama ilaç ithal ettiğimiz ürünler arasında gelmektedir. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olarak değerlendirilebilir. Ki şu an baktığımızda ihracatta birinci motorlu kara taşıtları dedik. İkinci olarak değerlendirdiğimizde makine, kazan ve makineler dikkate alınabiliyor. İkinci de yine kazan makineler ama ithalat kısmına da bakarsak tabii ikinci olarak ithalatta kazan ve makineler var. İthalatta birinci olarak dikkate aldığımız mineral yakıtlar, madeni yağlar gibi özellikle bazı noktalarda karşımıza çıkıyor. Tabii bu kısımda bunu da bilmekte fayda var. İlk beşi ezberleyin diyoruz. Peki ikinci sorumuzda şeker pancarının atık maddesi ya da artık maddesi olan melas ya da posa dediğimiz kısım büyükbaş hayvancılıkta ya da küspede denebiliyor. Büyükbaş hayvancılıkta yem olarak kullanıldığından şeker fabrikaları çevresinde besi ve ahır hayvancılığı yoğunlaşmıştır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde melasa daha ya da melasa dayalı besi ve ahır hayvancılığı daha çok gelişmiştir? Şimdi burada özellikle Konya Türkiye'deki sığır sayısı bakımından birinci. Oradaki özellikle büyükbaş hayvancılık yapılmasında besi ve ahır hayvancılığı önemlidir. Ve oradaki yem sanayisinde kullanılan bitkilerde ya da tarım ürünleri de önem taşımaktadır. O yüzden doğru cevabımız Konya oldu. Şeker pancar üretiminde de zaten birinci, ikinci il arasında oldukça fazla fark söz konusu diyebiliriz bu kısımda. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü sorumuzda iki taralı alanımız var. Biri Taşeli kısmını vermiş, diğeri ise Doğu Karadeniz'i vermiş. Taşeli ve Doğu Karadeniz alanları taralı olarak ya da orada bir kısım taralı olarak verilmiş. Hayvan otlatmak amacıyla yaylalara çıkılması demiş. Buradaki nüfus hareketliliğinde temel nedenler arasında. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar özellikle Taşeli'de kıl keçisi, Doğu Karadeniz'de yine büyükbaş hayvancılık dikkate alınabilir. Bu ikisi için de nüfus hareketliliğinde önemli bir nokta oluşturuyor. İşte yaylalara çıkıyorlar. Yine aynı şekilde yaylalara çıkıyorlar ki Akdeniz ve Karadeniz yaylacılıkta önemli. Tarımsal etkinliklerde iş gücüne ihtiyaç duyulması demiş ki baktığımızda Taşeli'ye çok fazla gelmiyor bu anlamda. Adana'ya geliyor tamam ama Taşeli'ye yoğun bir şekilde göç yaşanmıyor. Doğu Karadeniz'e fındık ya da çay toplamaya gelenler olabilir. Sosyal ve kültürel hizmetlerden yararlanma isteği için buralara gelmiyorlar ya da hareketlilik ondan dolayı olmuyor. Ki bu kısımda hani Doğu Karadeniz çok yoğun mevsimlik göç almıyor, daha çok tarım amaçlı alıyor. Deniz turizminden yararlanma isteği yine Doğu Karadeniz dışarıda kalıyor. İnşaat sektörüne çalışmak amacıyla Doğu Karadeniz'den daha çok gidenler olabiliyor. O yüzden ikisi için nüfus hareketliliğinde ortak temel neden olarak alamıyoruz. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, dördüncü sorumuzda göller oluşum bakımından çanak ya da biz buna yerli kaya diyoruz ve set gölleri olarak sınıflandırılabilir. Tabii bu kısımda baktığımızda çanak ya da yerli kaya dememizdeki sebep şu. Bir çukurluk oluşuyor çeşitli sebeplerden dolayı. Örneğin volkanik bir patlama, örneğin tektonik bir çöküntü. Bunun yanında baktığımızda özellikle Türkiye'de karstik çukurluklar, obruk dediğimiz çukurluklar olabilir. Bu tür çukurlukların oluşması yerli kaya göllerine örnek verilen oluşuma karşılık geliyor. Buna göre çanak ya da çukur göllere örnek gösterilemez demiş. İznik tektonik. Meke baktığımızda volkanik patlama sonucu oluşuyor. Bir çukurluk oraya su doluyor. Salda karstik. Hazar tektonik. Ama Çıldır arkadaşlar volkanik set gölü. Yani orada yerli kaya değil de set gölü olarak doğal set gölleri arasında volkanik set olarak dikkate almak gerekiyor. Tekrarlıyorum. İznik tektonik, Meke volkanik, Hazar tektonik, Salda karstik. Bunların hepsi çukurda farklı sebeplerle oluşmuş, çukurda suyun dolmasıyla oluşuyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Beşinci sorumuzda yukarıda verilen ovalardan hangilerinde Akdeniz ikliminin hakim olduğu söylenebilir? Şimdi Dikili Ege kıyılarında ki Kuzey Ege kısmında yer alıyor, o zaman Akdeniz iklimi var. Çünkü Akdeniz iklimi Gaziantep, Şanlıurfa çevresinden başlayıp Akdeniz kıyıları, Ege
Bunun yanında Güney Marmara ve Marmara kıyılarında görülüyor. Çukurova Adana, ki yine Adana'da Akdeniz iklimi var. Yüksekova Hakkari, orada karasal iklim var. Bafra, Samsun, orada Karadeniz iklimi var. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2, Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlar olarak dikkate alındı. C şıkkı doğru cevap. 6. sorumuzda Türkiye'de baktığımızda alanlarla ilgili aşağıdaki bölümler eşleştirildiğinde hangisine ait bilgi verilmemiştir? Maden çeşitliliği en fazla olan bölümümüz Elazığ'da içine alan, Malatya'yı da içine alan Yukarı Fırat dediğimiz bölüm. İlk rüzgar enerji santrali İzmir Alaçatı, ki kıyı Ege'de dikkate alınmıştı. Heyelanların en çok meydana geldiği yer Doğu Karadeniz arkadaşlar, ki kirli yapı, eğim, yağış, su faktörü, kar erimeleri gibi faktörler. Bor rezervleri en fazla arkadaşlar Güney Marmara, Balıkesir, özellikle Susurluk, bunun yanında Bursa yine örnek verilebilir. Orta Fırat'a ait bir bilgi yok. Orta Fırat dediğimiz yer arkadaşlar Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman gibi illeri kapsıyor. O yüzden burada ona ait bir bilgi verilmediği için doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet, 7. sorumuzda yukarıda haritada numaralarda gösterilen ya da numaralandırılmış alanlar dikkate alındığında bu dağlardan hangisinde buzul şekline rastlanmaz? Şimdi arkadaşlar, buzul şekilleri dediğinde Türkiye'de 2000-2200 metre üzerinde görülüyor. Örneğin 4. zamanın başında bir buzul çağı yaşanmıştı. Minik buzul çağları var. Buzul çağı yaşanmıştı. O buzul çağında Türkiye'de daha yüksekte olan buzullar aşağı doğru inmişti. Çünkü sıcaklıklar düştüğü için o yükselti daha da aşağı inmişti. Daha sonra bir ısınma meydana geldi. O buzullar tekrar yukarı çıktı. Ve geride şekilleri kaldı. Örneğin Uludağ'da şu an güncel buzullara rastlamıyoruz. Ama buzul şekillerine rastlıyoruz. Bunun yanında Akdağlar, Aladağlar kısmında pardon, Aladağlar'da var arkadaşlar. Ağrı Dağı'nda var, Kaçkar'da var. Bu alanlarda biz buzul şekillerini görebiliyoruz. Ama Yıldız Dağları'nın yükseltisi zaten tutmuyor. Ne demiştik? 2000-2200 metre üzeri. Genelde de batıda 2200 metre üzeridir. Yani doğuda belki daha biraz aşağı inebiliyor ama batıda 2200 metre üzerinde bir yükselti aramam gerekiyor. Ama Yıldız Dağları'nın yükseltisi baktığımızda 1100-1200 gibi bir yükseltiye sahip. Yükseltimiz tutmadığı için zaten orada görülme ihtimali düşük ya da görülmüyor. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyelim. Tabi bazı arkadaşlar yorum yapıyor. İşte şekille güncel buzulu karıştırdığı için bu sıkıntı var. Hani Uludağ'da buzul şekli var. Kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Buzul şekli var. Hatta Aynalı, Kilimli, Karagöl gibi buzul ya da sirk göllerinde orada görüyorduk. Evet, 8. sorumuzda iklim koşulları dikkate alındığında yukarıdaki yörelerin hangilerinde aynı tarım alanından yılda en az 2 ürün hasat edilir? Türkiye'de Akdeniz kıyılarında yılda 2 hasat, hatta 3 hasada çıkan bir durum var. Bunlar içerisinde de Akdeniz'e ait yerler varsa zaten doğru cevabım o oluyor. Silifke, Mersin, Çukurova, Adana, ki ikisi de Akdeniz'de yılda 2 defa ürün alıyor en az. 3 defaya da çıkıyor. Ama Aksaray ve Develi Ovaları İç Anadolu'da. İç Anadolu'da hani en az 2 ürün hasat edilme durumu olmayabiliyor. Tabii en az 2 üründen daha fazlası da olabilir. 3 ve 4, ki Türkiye'de baktığımızda en fazla yıl içerisinde hasat yapılan kısımda değerlendiriliyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, 9. soruda aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'nin yengeç dönencesinin kuzeyinde yer almasının sonuçlarından biri değildir? Gölge boyunun yıl boyunca kuzeye düşmesi, ki güneş ışınları hep güneyden dik açıyla geliyor yengeç dönencesinin kuzeyinde olduğumuz için, tam tersi kuzeye düşüyor gölge boyu. Kuzey yönlü rüzgarların sıcaklığı azaltması, ki Türkiye'nin yine yengeç dönencesinin kuzeyinde olmasıyla alakalı olur. Ki kuzey yarımkürede yengeç dönencesinin kuzeyindeyiz. Batı yönünün yıl boyunca güney olması yine güneyden daha dik açıyla gelmesi güneş ışınlarının yengeç dönencesinin kuzeyinde olduğumuzu kanıtlıyor. Kıyılarda buzul şekillerine rastlanılmaması. Şimdi yengeç dönencesinin kuzeyinde bulunan her yerde rastlanılmıyor mu? Rastlanılıyor. Nerede rastlanılıyor? Kutup kuşağında. Türkiye nerede? Orta kuşakta. Hani bu kutup kuşağında olmamamızla alakalı bir durum. Orta kuşakta olmamızla alakalı bir durum. Yani yengeç dönencesinin kuzeyinde olmamız ile alakalı değil arkadaşlar. Güneş ışınlarının düzleme temas açısının yıl boyunca kuzeye doğru gidince daralması, yine güneyden daha dik açıya gelmesi yengeç dönencesinin kuzeyinde olduğumuz için bu da bunu kanıtlıyor. Ama dediğim gibi kıyılarda buzlu şekillerinin olmaması daha çok orta kuşakta ya da kutup kuşağında olmamamızla alakalı diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, 10. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin tenha, seyrek nüfuslu yerlerinden değildir, ki bunu sık sık çözdük, artık bilmeniz gerekiyor, artık ezberlememiz gerekiyor. Taşeli seyrek, Van Gölü'nün güneyi seyrek, Doğu Karadeniz kıyıları ne demiştim ben? Sık nüfuslu alanlar arasındaydı. Bunu sorularda 2-3 defa çözmüştüm. Isıranca Yıldız Dağları seyrek, Çoruh Vadisi seyrek, ki bu bilgi sorusu artık bunu ezberleyin. Şimdi Rize, Gümüşhane.
Siz olsanız nereyi tercih edersiniz? Rize'yi mi, Gümüşhane'yi mi? Şimdi Gümüşhane diyenler kesin çıkacak. Gümüşhane'nin arkadaşlara buradan selam olsun. Rizeli arkadaşlar, onlara da selam olsun. Şimdi tercih edilen yer genelde Rize oluyor. Yani bu kısımda neden? Çünkü kıyıda iklim uygun. Kıyıda ekonomik faaliyetler Gümüşhane gibi illere göre daha fazla oluyor. Buna bağlı olarak kıyıyı tercih ediyorlar. Yani orada kesinlikle 10 milyon, 20 milyondan bahsetmiyorduk. Yani daha orada toplanmış olması, sık olmasından bahsediyorduk. Doğru cevabımız D olsun. Bu arada bütün 81 ile selam olsun. Yani sadece iki ilden bahsedince sadece onlara selam göndermeyelim. Bütün ile selamlar. Hatta bu videonun altına yazabilirsiniz hangi ilden olduğunu. Oraya da selam göndermiş oluruz. Evet, 11. sorumuz. Ülkemizdeki grafikte ormanların dağılışı bölgeye göre verilmiş. Buna göre hangisi söylenemez diyor. Kıyılardan iç kesimlere doğru ormanlar azalır. Nereden anlıyoruz? Daha çok kıyı bölgelerde orman varlığı söz konusu, buradan çıkartıyoruz. Bunun yanında Karadeniz ve Akdeniz bölgeninde ormanların Türkiye ormanlarının yaklaşık yarısını oluşturduğunu, yaklaşık demiş, doğru. Bunun yanında orman dağılışı ile bölgenin yüz ölçümleri doğru orantılı demiş, yanlış. Çünkü en büyük yüz ölçümüne sahip bölgemiz Doğu Anadolu. O zaman Doğu Anadolu'nun birinci sırada olması lazımdı. Ama birinci sırada gördüğümüz %27'lik oranla verilmiş olan Karadeniz. O zaman bu doğru bir ifade değil. Yüz ölçümleriyle bağlantılı olmuyor. En az orman oranı Güneydoğu Anadolu. Hemen bakıyoruz. En düşük oran %3 ile Güneydoğu Anadolu'ya ait. Bunun yanında özellikle olarak orman dağılışında nem ve yağış birinci derecede önemli etkiler ya da etkenler arasında. O da doğru. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, 12. sorumuzda Türkiye'de bölgeler arasında aynı anda. Aynı anda kelimesi önemli çünkü 4 mevsim belirgin, yıl içerisinde 4 mevsim yaşanması gibi faktörler daha çok orta kuşak. Ama aynı anda dediği zaman özel konumla alakalıdır. Bunun nedeni de yer şekillerinin çeşitlilik göstermesidir. Orta kuşakla bir alakamız yok, özel konuma bağlı. Bölgenin yüz ölçümü de etkilemiyor arkadaşlar. Çünkü yüz ölçüm büyük olup düzse orada farklı, aynı anda farklı iklimler yaşanmıyor. Farklı mevsimler yaşanmıyor. O yüzden doğru cevabımız A şık olarak dikkate alınmıştır. Evet, 13. sorumuzda aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'de yapılan tarımsal faaliyetler için söylenemez? Tarımsal verim Avrupa ülkelerine göre daha düşüktür. Tarımla uğraşan nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı her yıl azalmaktadır. Ki Cumhuriyet döneminde baktığımızda tarımla uğraşan nüfus aktif nüfus içerisinde %90'lık kısmı oluştururken günümüzde bu oran iyice düşmeye de devam ediyor. Oran düşüyor. Altını çizerek söylüyorum. Oran düşüyor. Makineli tarım istenilen seviyeye ulaşamamış. Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da büyük sorun yağış yetersizliği. Fındık, üzüm, incir, pamuk ihraç edilen dış ticaretimize katkıda bulunan ürünler arasında geliyor. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, 14. sorumuzda bir taralı alan var. Zeytinin yoğun olarak yetiştirildiği alan gösterilmiş. Buna göre zeytinin yetiştiği alanlara bakılarak hangisi söylenebilir? Bütün bölgelerde yetiştirilebilir. Bütün bölgede yetiştirilseydi o zaman her bölgede bir taralı alan olması gerekiyordu. Üretimde Akdeniz bölgesi birinci, buradan mı çıkartamam? Hatta çıkartma kısmında buna göre dediği için çıkartamam ama Ege'nin birinci olduğunu ben biliyorum. Marmara bölgesinin her yerinde yetiştirilebilir, yetiştirilemez ki Ergene bölümünde mesela yok. Kışların ılık geçtiği yerler ki kıyı kesim olduğu için kışlar ılık geçiyor ki Akdeniz ikliminin bir ürünü olduğu için kışların ılık geçmesi gerekiyor. Ha, bunun yanında kıyılar verildiği için zaten oradan çıkarttım. Kıyılarda kışlar ılık. Üretimin tamamı Ege ve Akdeniz demiş ki Marmara'da da var arkadaşlar. O da yanlış bir ifade. O yüzden doğru cevabım D şıkkı oldu. 15. sorumuzda aşağıdaki haritada akarsu havzalarının ana kollarının bir bölümü gösterilmiş. Buna göre verilen akarsulardan hangisi kapalı havza özelliği gösterir? Türkiye'deki kapalı havzaları az çok hatırlıyorsunuz. Bunları da daha önceki sorularda da sormuştuk ya da cevaplamıştık. Özellikle baktığımızda 2 numara Meriç ve onun kolu Ergene gibi dikkate alınabilir. Ege Denizi'ne döküldüğü için açık havza. Yine 3 numaralı alanda Gediz dikkate alınabilir. Ege Denizi'ne döküldüğü için açık havza. Ki denize dökülüyorsa açık havza özelliği gösteriyordu zaten. Yine Seyhan, daha sonra Ceyhan vardı burada. Seyhan Nehri'nin yine Akdeniz'e döküldüğü ve açık havza olduğunu biliyoruz. 5 numara ise Dicle ve Dicle'nin kolu Zap Suyu, biliyorsunuz buradan geliyor özellik olarak. Bu da yine Basra Körfezi'ne döküldüğü için orası da açık bir alan. Deniz olarak dikkate alınabilir. Denize bağlantısı olarak dikkate, okyanusa bağlantısı olarak dikkate alınabilir. 1 numara ise Aras ve Kura'nın olduğu alan ki Hazar Denizi diyoruz ama oluşum bakımından göl, MEB kitaplarında da bunu kapalı havza olarak genelde alıyor. Aras ve Kura'yı arkadaşlar kapalı aldığımız için doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, 16. sorumuzda ülkemizdeki bir coğrafi bölgede görülen hakim bitki örtüsünün geniş yapraklı ormanlardan oluştuğunu görmüşüz.
bu bölge için hangisine kesin olarak ulaşılabilir ya da hangisi kesin olarak söylenebilir? Ki her dönem yağış alan yerler kısmında Karadeniz'i dikkate alıyoruz. Geniş yapraklı ormanlar hakim bitki örtüsü orada. O zaman Karadeniz iklimi ya da Karadeniz kıyılarında görülen iklimi dikkate almamız gerekiyor. Kışlar uzun ve sert geçmiyor. En fazla yağışı yaz mevsiminde almıyor. Ki Erzurum, Kars'ın hakim bitki örtüsü geniş yapraklı ormanlar değil örneğin. Her mevsim yağışlı ki bu uyuyor arkadaşlar. Yağış oluşum biçimi cephesel değil, daha çok orada yamaç yağışları söz konusu. Halkın temel geçim kaynağı ormancılık demiş ki hakim bitki örtüsü geniş yapraklı orman olan her yerde ne yapmıyor? Bu öne çıkmayabiliyor. Ama hani baktığımızda önemli bir ekonomik faaliyet olabilir. Ki temel geçim kaynağı orada daha çok hayvancılık kısmında olabilir. Doğu Karadeniz'de mesela. Bunun yanında tarım olabilir. Ki tarım olmadan zaten olmuyor. Fındık, çay tarımı gibi noktalar. O yüzden hani direkt ormancılığı geçim kaynağı olarak Karadeniz bölgesinin tamamı için temel olarak alamıyoruz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, 17. sorumuzda 2019 yılı nüfus yoğunlukları verilmiş bölgelere göre. Buna göre hangisi söylenemez diyor. Nüfus yoğunluğu en fazla olan Marmara, ki Marmara uzak ara önde gelmiş. 400 kilometre kareye 400 kişiyi bulmuş ve geçmiş. İç Anadolu ve Akdeniz'in nüfus yoğunlukları birbirine yakındır. İç Anadolu ve Akdeniz'e baktığımızda özellikle olarak nüfus yoğunlukları birbirine daha yakın diyebiliriz. Nüfus yoğunluğu 50'nin altında olan tek bölge Doğu Anadolu'dur, ki 50 sınırı Doğu Anadolu tek bölge. İç Anadolu'nun nüfusu Ege'den azdır. Şimdi ne verilmiş? Nüfus yoğunluğu verilmiş. Nüfus yoğunluğunu ne etkiliyor? Bir, nüfus etkiliyor. İki, yüz ölçümü etkiliyor. Ki İç Anadolu'nun nüfusu daha fazladır, ki ben buradan onu göremiyorum. Ki Ege'nin nüfusu daha azdır, ama Ege yüz ölçümü küçük olduğu için yoğunluğu daha fazla çıkan bir yerdir. O yüzden bu kısımda baktığımızda özellikle İç Anadolu'da nüfusun daha az mı fazla mı olur buradan çıkartamam. Çünkü yüz ölçümü de önemli bir kriter. Ki doğru cevabımız D şıkkı oldu. Ki burada yoğunlukları sıraladığı için Marmara'nın nüfus yoğunluğu Akdeniz'in iki katından fazladır demiş. Evet, çok büyük bir fark görüyoruz. Doğru cevabımız D şıkkı oldu. Burada şuna da dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Türkiye'de nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerinde olan 3 bölge. Özellikle baktığımızda Marmara zaten uzak ara öndeydi. Daha sonra Güneydoğu Anadolu, daha sonra Ege. Yani ilk 3 nüfus yoğunluğu bu şekilde dikkate alınıyor. Marmara 1, Güneydoğu Anadolu 2, Ege 3. Ve bu 3 bölgenin nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerinde çıkıyor. Ama bunun yanında diğer 4 bölge Türkiye ortalamasının altında bir nüfus yoğunluğuna sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet, 18. sorumuzda yukarıda verilen ulaşım çeşitleri göz önüne alındığında Türkiye'de ülke içinde yolcu taşımacılığında en çok kullanılanlardan en az kullanılana doğru aşağıda verilen sıralamalardan hangisi doğrudur? Türkiye'de en çok yolcu taşımacılığını biz karayoluyla yapıyoruz. Peki ikinci olarak neyle yapıyoruz kısmına bakınca bazı arkadaşlarımız demiryolu düşünebilir, ama öyle değil yolcu taşımacılığında. Hava yolu, tabii değerlere bakarak biz bunu söylüyoruz. En az ise yolcu taşımacılığında demiryolu, bu üçü arasında. O yüzden 2 birinci sırada gelecek. Karayolu zaten tartışmasız. Daha sonra 3 hava yolu gelecek. Daha sonra ise 1 demiryolu gelecek. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.